Mustafa Adıgüzel merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şule Hanım, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz bugün bir basın açıklaması yaptınız. Gözler de sizdeydi. Her akşam bir turkuaz tablo takip ediyoruz. Bir tablo açıklanıyor. Türk Tabipleri Birliği ve diğer bağımsız hekimler sıklıkla bu tablodaki veriler doğru değil, sahayla bu veriler örtüşmüyor demişlerdi. Siz hem hekimsiniz hem siyasi kimliğiniz var. Başka veriler paylaştınız. İstanbul, Ankara, İzmir üzerinden giderek önce 7500'den fazla burada vaka var dediniz. Sizin elinizdeki tabloyu anlatabilir misiniz bize? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Buradaki ben de dahil bilim insanlarından, hatta yani bu konuya çok yakın olan bilim kurulundan insanlar da diyeyim veya onlara yakın insanlardan, herkesin söylediği bir şey onda bir oran. Yani Sağlık Bakanı onda bir oranını veriyor. Şimdi ya şöyle olabilir, yani yarısına yakın veya iki katı veya üçte ikisi gibi, bunlar hata olabilir, ufak tefek şey olabilir ama ona bir çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz tutuyorsunuz tüm Karadeniz'deki 19 il için veri veriyorsunuz. 80 tane vaka var dediğiniz gün, aynı gün bu Karadeniz illerinden birisi olan Ordu'da, sadece Ordu'da 160 vaka var. Trabzon'da aynı anda 100 vaka var. Edirne'de aynı anda 60-70 vaka var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımız bunları bize bildiriyorlar. Yani bunu özellikle böyle küçük göstermeye çalışan bir gayret var. Sonra da Sağlık Bakanı tutuyor, vatandaşları suçluyor. Hani gevşediklerine dair, dikkatsiz olduklarına dikkat edelim mesela. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Sağlık Bakanlığı'nın kendisi bizzat sorunu olmaya başladı. Yani bu şekilde açıklamaları birbirinin hemen hemen aynı olan. Bakın kaç gündür aynı rakam açıklıyor. 1200-1300, vefat 18-20. Hiç değişmiyor. Ya el insaf. Biz de hekimiz. Bir hastanede bile bir gün bir kişi vefat ediyor. Bir başka gün 5-6 kişi vefat ediyor. Türkiye ortalaması nasıl böyle 20 ile 18'de sınırlı yapıyorsunuz veya vakaları 1200'de 1300'de. Onun bu tavrı, hemen hemen birbirinin aynı olan standart tavrı ve olayları küçümseyen tavrı, vatandaşlarda bu şekilde bir dikkatsizliğe, olayı ciddiye almamaya yol açıyor. Ya kendisi Sayın Adıgüzel, peki siz neye göre sınırlamıyorsunuz? Yani sizin elinizdeki veriler nereden geliyor? O somut verileri paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Bakın, illerdeki laboratuvarlar, bunların yerleri belli. Mesela Ordu'daki laboratuvarda günlük 800 test geliyor. Şule Hanım. Bunun 150, 140, 120 güne göre değişiyor. Hepsi benim elimde var. 120, 150, 160 arası günlük pozitif vaka var. Yani 800 testte 120, 150. %15'e denk geliyor. Trabzon'da günde 600 test gidiyor. Burada da yüzlü rakamlar geliyor. Edirne'de günde 400 test gidiyor. Bu testlerde 80-70 civarında pozitif vakalar geliyor. Türkiye'nin her tarafından bize vakalar geliyor. Yani oralardaki verilerde testlerin pozitiflik oranı, yani gelen numunelere göre pozitif test çıkma oranı her yerde aynı. %15 civarında. Günde şu anda 80.000 test yapıyoruz. %15'e bakarsanız 12.000 sayısıyla karşılaşıyorsunuz. Her yerden gelen testler 5.000 nüfusa karşılık günde bir yeni vaka çıktığı yolundadır. Bu da Türkiye nüfusuyla orantıladığınız zaman yine 12.000 vakaya geliyor. Yani bu ülkede günde 12.000 vaka var. Şimdi bunu ben kendi hesaplarım ama diğer meslektaşlarım da, biliyorsunuz, Türk Tabipleri Birliği de, diğer kurumlardan açıklamalar, hatta diğer siyasi partilerden yine hekim milletvekilleri var. Onların kendi tespitleri hep ona bir. Hatta yani AKP'nin içerisinde daha önceden sağlık konusuyla ilgilenmiş eski milletvekillerinden bile ben bunları duydum. Yani ona bir oranlarının gerçek olduğu konusunda. Tabii bir de vefat sayılarıyla ilgili bir durum var. Burada durum daha da bir garip. Yani şöyle söyleyeyim size, ben İstanbul'un günlük COVID'den vefat sayısını biliyorum. Şimdi bu rakam Türkiye'de Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamla birebir aynı. Yani Türkiye'de Fahrettin Koca'nın Türkiye rakamı diye verdiği vefat sayısı sadece İstanbul'a denk. Yani bunun yanında Ankara'nın buna yakın rakamı var, İzmir'in var. Şu anda ben bugün de onu göstermiştim. Buradan tekrar göstermek isterim. Evet. Bize veri vermediği için, Sağlık Bakanlığı bize veri vermediği için Ben de sahada çalışma yapıp Ordu ölçeğinde, bakın burada var, bütün mahallelerde tek tek çalışma yaparak son 15 günde Ordu'daki vefat sayısını çıkarttım. 64 vefat var. Hepsi de isim isim tespitli. Bakın isimleri var yanlarında. İlçe ilçe, mahalle mahalle isim isim tespitleri var. 64 vaka. Bu vaka 64 vaka. Günde 4 vakaya denk gelir. 15 günlük bir vaka. Türkiye nüfusunun %1'i Ordu'da yaşıyor. Yani bunu 100'le çarptığınız zaman yine 400 rakamına ulaşıyorsunuz. Baktığınız zaman sahadan gelen verilerin hepsi 300-400 civarında günlük bizim vefat sayımız var. Keza ben İstanbul'un biraz önce günlük vefatını vermiştim Şule Hanım. Evet. 18-20 diye. Ben size buradan bir rakam daha söyleyeyim. İstanbul'un salgının başından beri İstanbul'un COVID'den kaybettiği insan sayımız 6.000'in üstünde şu anda. Yeni 6.000'i geçti. Bu şu ana kadar Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın söylediği 6.200 rakamının hemen hemen aynısı. Yani günlük İstanbul'un vakası da Türkiye ile aynı söyleniyor. Toplam vaka da İstanbul'la aynı. Geri kalan ne olacak? İstanbul nüfusu Türkiye'nin nüfusunun bakın orada kaçta kaçı? Yani 5'te 1'i falan. Şimdi bakın. Sayın Adıgüzel, biz de anlamak istiyoruz. Şimdi 64 kişinin olduğu bir listeyi paylaştınız. Ordu'dan bir liste bu. Bu verdiğiniz verilerde ölüm nedenine, açıklamasına orada COVID-19 gerekçesiyle olduğu yazıyor mu? Bunun belgesi var mı elinizde? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben hem Ordu'yu söyleyeceğim hem de Türkiye'yi söyleyeceğim. Bakın bir tanesine ben de şahit oldum. Hekim olarak dahil olmak zorunda kaldım. Biz her gün yoğun bakım yeri arıyoruz. Biraz sonra bunu da konuşuruz. Şimdi testi pozitif olduğu halde hastaneye yatırılmayıp evine gönderilen vakalar var. Artık öyle bir talimat var Türkiye'de. Şu anda testi pozitif hastalar evlerinde, hatta evlerinde de kalmıyorlar. Sokakta içimizde dolaşıyorlar. Hatta tarım arazilerinde çalışıyorlar diğer insanlarla beraber. Bu insanlardan birisi benim kendi ilçem Gürgentepe'den Kıymet Taşdelen evine gönderilen testi pozitif vakalardan birisi. Ve fenalaşıyor 4 gün sonra. Bana da haber verdiler. Hemen zar zor getirdiğimiz bir ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderdik. Sabaha kadar yoğun bakım yeri aradık. Sağlık Bakanı diyor ki %40-60 dolu. Hadi oradan. Bakın şu anda Türkiye'de bütün meslektaşlarım sabahlara kadar yoğun bakım yeri arıyorlar. Sabahleyin yoğun bakım yeri bulunamadan sabahleyin acilde vefat etti Kıymet Taşdelen. Ben eşinden dedim ki şu ölüm raporunu gönder. Testi pozitif ya. Ne yazıyor? Bakın burada yazılanı okuyorum aynen. Salgın hastalık, doğal ölüm. Burada salgın hastalık, doğal ölüm yazıyor. Yani sonra büyük şehirlerde biliyorsunuz bizim belediyelerimiz görevde. Buraların mezarlıklar müdürlükleri var. Bizim arkadaşlarımız bakıyorlar. Buralardan edindiğim bilgiye göre şu ana kadar hiç kimse COVID-19'dan dolayı ölmüş gösterilmiyor. Hepsinde standart bulaşıcı hastalık yazıyor. Ve bu bulaşıcı hastalık geçen yıl, hani onu merak edersiniz belki, başka bir bulaşıcı hastalık olabilir mi? Geçen yıl hiç olmayan bulaşıcı hastalık. Yani Türkiye'de şu anda COVID-19'u minimize etmek, küçültmek için Sağlık Bakanı elinden geleni yapmakta ve sayıları, vaka sayılarını 1/10, vefat sayılarını da 1/3 oranında kamuoyunu yanıltacak şekilde paylaşmakta ve bu şekilde de bir algı yönetip dünyada çok kötü durumda olduğumuz ve salgın sürecini çok kötü yönetilen şu süreçte buradan bir başarı hikayesi, bir siyasi rant peşinde koşmaktadır. Ben şimdi şuna hayret ediyorum. Tabii ki Sağlık Bakanı veya siyasetçi olabilirsiniz ama aynı zamanda bir hekimsiniz benim gibi. Ya ben de 2 tane yemin ettim. Bir Hipokrat yemin ettim, bir milletvekili yemin ettim. Sağlık Bakanı da 2 yemin etti, bir Hipokrat yemin etti, bir bakanlık yemin etti. Ya nasıl bir yemin ettiniz de siz bu 2 yeminin üstüne çıkıyor? Yani doğruları söylememe adına nasıl bir yemin ettiniz? Siz yukarıdan nasıl bir talimat aldınız? Neyin peşindesiniz? Bakın burada biraz önce söylediğim gibi onun bu açıklamaları insanları rehavete sevk ediyor. Dikkatsiz davranmaya itiyor. Maalesef medyamızda tabii ki haklı olarak onun bu verdiği rakamları güncel rakamlar diye birdenbire ilk haber olarak giriyor ve bu kamuoyu oluşturuyor. Benim buradan bir tavsiyem var. Benim buradan bir önerim var. Tüm Türkiye Sağlık Bakanı doğruları söyleyene kadar, yani işini doğru dürüst yapana kadar Yani yalan yanlış bilgiler vermekten imtina edene kadar dikkate almayalım. Yani medya olarak da almayalım. Kimse dikkate almasın. O da en azından bu baskıyla, bu kamuoyu baskısıyla doğru şeyleri paylaşmaya başlar. Ya bir küçücük köyde, Ordu'nun bir küçücük köyünde, ben orada sel felaketi için gitmiştim. Vatandaş bana diyor ki, ya bugün diyor sayın vekilim, benim diyor eşim öldü. Yanında 4 tane daha vatandaş öldü aynı hastanede. Ben şahidim. Ya benim yanımda 5 kişi öldü. Bu nasıl 20 vaka? Yani bu şekilde biraz da gülüş duruma düşüyorlar. Ya bir Sağlık Bakanlığı'nın ciddiyetine, bir devlet ciddiyetine yakışmıyor bu. Biz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim ki ona göre önlemler alalım. Zaten farkında mısınız? Sürecin başından beri tek bir tane bile il bazında paylaşım yapmadılar. Niye yapmıyorsunuz? Kimden neyi saklıyorsunuz? Mesela Türk Tabipleri Birliği niye o sürecin içinde değil? Siyasi partiler niye o sürecin içinde değil? Sendikalar, işçi sendikaları, işveren sendikaları, meslek kuruluşları niye bu sürecin içinde değil? Ve biz diyoruz ki bakın herkesi bu sürece katın. İşler kötüye gidiyor. Bakın Şule Hanım, ben bir şey söylüyorum. Bunu buradan tüm Türkiye duysun. Bu işi bu şekilde götürmekte inat eden insanlar da duysun. Çok büyük bir felakete gidiyoruz. Biz şu anda sağlık başına böyle en kötü günleri yaşıyoruz. Sayın Adıgüzel, önemli bir şey söylüyorsunuz. Mikrofonunuz sanırım ya şarjı bitiyor ya da uzakta tuttunuz. Sesiniz tam gelmiyor. Şimdi, evet buyurun. Bakın şu anda Türkiye çok büyük bir felakete gidiyor. Ben yine Ordu örneğinden başlayacağım. 3 ayda, Haziran öncesi 3 ay boyunca vaka sayısından şu anda bir günde fazla. Bakın 3 aylık birçok il için buna baktım. Birçok ilde 3 aylık toplam vakayı bugün bir gündeki vaka sayısı geçmiş durumda. Hal böyleyken bir şey yokmuş gibi bu şekilde nasıl hiçbir önlem almadan devam ediyorlar. Eğer zamanında bizim önerdiğimiz gibi tam bir kapatma, yani 14 günlük tam bir karantina olsaydı, o günlerde beleştirdik. Böyle parça parça, taksit taksit. Şunlar şu yaş grubu içeride, bu yaş grubu dışarıda, şu il dışarıda, şu il içeride gibi avuç savuk bir yöntem yapmasalardı bugün bizler de diğer hastalığı kontrol eden ülkeler gibi olacaktık. Biraz önce söylemiştim. Eğer gerçek rakamlar ortaya konulursa, ki şöyle bir şey de söz konusu, aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Yani Dünya Sağlık Örgütü veya Birleşmiş Milletler dese ki vaka sayılarının yüksek olduğu, hastalığın çok olduğu yerlere para yardımı yapacağız. Yemin olun bunlar gerçek sayıları hemen söylerler. Çünkü bunlarda siyasal rahatlatma önemli bir şey var, sayısallar. Şimdi bakın bu rakamları benim dediğim binalde yerine oturtun. Türkiye Avrupa'da vaka sayısında 1. dünyada 4. duruma geliyor. Ölüm sıralamasında da COVID'den Avrupa'da 5. dünyada 11. sıraya geliyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Evet. Şu an bir şey daha söylemem müsaade edin. Bakın Ordu ilinde şu anda bir kaymakam, 2 tane ilçe belediye başkanı hasta. Yani 20 ilçem, 19 ilçem var benim. Sayın Adıgüzel, çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok önemli iddialar. Fakat sanıyorum kulaklığınızın rejiden bana gelen uyarı şarjınız zannediyorum bitiyor. İsterseniz ben minicik bir araya gideyim. Hemen o sorunu, ses sorunu çözelim ki izleyicilerimiz de sizi rahat duyabilsinler. Çok kısa bir araya gidelim. Sizin de ses probleminizi çözelim. Tamam. Çok kısa bir ara sonra buradayız.